Çiçek gel. Gel ay. Çiçek çiçek kara çiçek Allah çiçek. Yedi dağın çiçeği bu. Yedi dağın çiçeği. Yaylalar yaylalar yesin otulmalar yedi beni bütürdü kaşı gözü karalar. Bugün gene geç kalmışlar, inekler aldı. Bu animalar ni de bilmiyorum, kesin gene ayrı yerde yayılırlardır. Zaten bunlar ayrı yayılmaya da alışkın. Hele habı bir gülürdür çanda geziyor. Anama ayı bugün karnını yırtacak en sonunda. Bu dağdan en son biz göçüp gidiyor ineklerle. Yani benim imkanım olsa ben hiç gidesim yok. Gene gelince bir hüzün kaplı içimi. Ya yaylıya alışan adam için köy çok farklı, gurbet gibi geliyor. Yani benim elimde imkan olsa ben köye göçmem. Ye, 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 ye. Oha, ye, ye. Gidim ön yolu orasında. Gel, gel. Oha, gel, gel. Hadi gel. Yürü, yürü. Sen yatağına gidiyor, yürü. Güzel. Yürü. Haydi. Haydi gel. Çek, haydi. Yaylıya duman gelince yani bir yere hapsedilmiş gibi oluyor. Göz gözü görmüyor. Traf hep kapalıyor. Ama inekler daha rahat yayılıyor dumana, sise. Yani güneş hava olunca da sıcak oluyor. O zaman da sıcağa çok yayılmıyorlar. Tabi güneşin de ayrı, Karadeniz'in dumanı sisi de ayrı. Hepsi güzel. Yani yalancı cennet gibi diyelim. Garsonuyum, garsonu. Bunlara iyi hizmet edersen sen de onlardan iyi faydalanırsın. Adam sevgi beslemiyor. Bundan sonra benim hayvanım iyi olur. Ya bunları seveceksin ki karşılığını alacağım.
düzeldim. Düzeldim. Bazı akşamları çok geç geliyor, karanlığa kalıyorlar. Yani başına bir iş gelmiş sanıyor. Ya ayı ya da canavar dalmış sanıyor. Ya da bazen boynundaki bu çanlar ya da püsküller bir ağaca takılıyor. Hareket edemiyor da kalıyor. Öyle olay çok oldu. Yani inek takılıp da adam şans eseri alan da var. Ya ben abi arkadaşım atmıştı inek. Böyle aynen ağaca takılmış, boğulup kalmıştı. Yani ağacı kimisi buduyor ama rahat buduyamıyor. Yani geniş kesiyor. O zaman da hayvan boynunu kaşırken işte çanakelenin bağı ağaca dolaşıyor. O zaman da boğulup ölüyor. Gel ben gideyim. Hadi gel. Çabuk gel. Bunlar da benim gibi yaylaya sevdalı. Ben köye götürmeye kalksam bunlar arabaya binmez. Bunlar ne zaman isterse ben onları o zaman götüreyim köye gibi gidiyorlar. Yani ben değil de onlar beni yönetiyormuş gibi oluyor. Neye ısırayım yine? Ha, neye fışırayım? Neye fışırayım? Bana söyle bakayım. Kime sinirlendin yine? Köye göç etmemizin de bir avantajı daha var. Yem fiyatları şu an artmış durumda. Burada yayılıyor ama köyde ben yayamıyorum, bahçeye koy veremiyorum. Bahçelerimiz engebeli olduğu için. Ya burada rahat rahat geziyorlar. Köye inince de sürekli cepten yiyor. Öyle olunca yaylada kalmaları daha iyi. Hani bana bal parmak? Hani bana bal parmak? Melik Hanım, Melik Hanım, Melik Hanım. Dur. Nesin onun nenesi? Kokuşma. Çekme. Çekme. Çekme.
getir. Yürü. Yürü bakayım. Çık. 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 Yürü. Güzel yürü. Güzel yürü. Çık. Beş. Hala gitmiyor. Yine bekliyor. Yürü bakayım. Yürü. Çık. 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 Beş. İş yürü. İş. 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 Beş. Yine çımarma be. İş. 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 Yürü yürü yürü. Güzel yürü. Yürü. İş. 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 Yürü. Yürü yürü yürü. Burasının adı Beyurdu Yaylası. Gümüşhane'ye bağlı. Kimisi Giresun'da diyor. Küçüklüğümden beri ben buradayım. Koyunları yazın katıyor işte. Ya inekleri bakmaya adam olmuyor. Annem köyde kalıyor. Ben de mecburen tek oluyorum. Yani dağa gidiyor. Koyun geç geliyor. İnek de öyle. Süt yoğurt işler oluyor. Yönleyemiyorum. Tekken olmayınca biz de katıyor. Zaten bir ay sonra gelecek koyunlar da nasipse. Hasret bitecek. Yürü. Şımarık. İş. Yürü yürü yürü. Yandı mı arkadaş? He. Ben götüreyim Dani. Tamam. Şimdi çekeyim, beni mi çekeyim? He, seni çekiyor. Yakışıklı gene gördüğü gibi. Yakışıklı gene gördüğü gibi değil. Evet dayı, danaları tamam. Bıraktım. Sen ara sıra haber alırsın. Tamam, onları ben haber alırım. Onda sıkıntı yok. Sıkıntı etme. Eskiden bu yaylaya gelirken hayvanlarla, at, katır, onlarla geliyorduk. Tabii sabahtan çıksak akşama gelemiyorduk, zor geliyorduk. Hayvanlar yükleri taşıyordu. Geldik mi de daha yürüyemez olurduk artık, tamamen yorulurduk artık. Şimdi öyle değil, şimdi arabalarla 2-3 saatte geliyorduk. Rahat. Evvelki duruma bakarsan yaşanacak zaman geldi ama tabii zaman geçti, bizden biraz uzaklaştı. Eskiden Kürt'ün Gümüşhane yaylalarına giderdik. Geçi koyun oluyordu, 150 tane, 8-10 tane ineklerle o yaylalara giderdik. Şimdi bir ineğimiz var, bir ineğle buralarda yaylaydık işte. O eski zamanlar yok ama eski yaylaları da gidip ziyaret ediyoruz, gene hatırımızda olduğu için unutamıyoruz oraları da. Ya eski insanlar biraz daha medeniyetten uzak gibi duruyormuşlar duyduklarımıza göre. Ama şimdi öyle bir şey yok. Kimse kimseye zarar vermiyor. Kimse kimseyle diyor, çekişmiyor. Eskiden öyle değilmiş. İşte malını kaçırırlarmış adamların. Ondan sonra keserler yerlermiş sağda solda ama şimdi öyle bir durum yok. Yozlaşması yaylaların biraz işte gördüğünüz gibi çok sahiplenildi. Bu da tabii ihtiyaç meselesi. Herkesin ihtiyacı oluyor. Ona göre sahiplenilir. Yoksa ki yolu var, suyu var. Şöyle şu bizim yaylamızın suyu var, Allah'a çok şükür. Su sıkıntısı yok.
Baraj 2010 yılında yapıldı. Biz de burada işte iklime de fazla etki etmeye başladı. Yazları sıcak oluyor. Kışında öyle kar yağmıyor. Hem köylere de yağmıyor. İsteyen istese göçmez ama bizim yayla yüksek olduğu için mecbur gitmek zorundayız. Bu aşağımızdaki yaylalar da gidiyor ama onlar hemen hemen 12. ayın sonlarına doğru, yılbaşına doğru gidiyorlar. Giderek de etkisi fazlalaşıyor barajın. Yani barajın faydası ne oldu? En azından yollar yapıldı ama bizde bir türkü var. Yaylalarımız güzel, anlayan anlamıştır, yardım etsin ağalar diye. Belki Kazım Koyuncu yaşasaydı bu Gelevara'ya bir ihtimal. Yani belki barajın yapımı ya geç olurdu ya da yapılmazdı. Neden? Rize'de bazen millet karşı çıkıyor yapımına. Ama burada öyle bir şey olmadı. Herkes dünden razıymış. Buraya da baraj yaptılar işte bu deriye, diğer baraja bağlamak için. Sonra muhtarlar devreye girdi, köy muhtarları. Deriyi bağlatmamak için. Barajı işte suyu alacaklardı, tüneli de yapamadılar. Böyle kaldı burası. Şimdi yaz aylarında bazen su sıkıntısı oluyor buralarda. Bizde çok olmuyor ama bu yan taraftaki komşu yaylalarda çok su sıkıntısı oluyor. Allah ailesine versin, iyi denir. Sen iyisin. Ben bunların garsonuyum. Niye? Ben bunlara iyi hizmet edersem, onlar da bana bir şekilde süt verir. Sevgi beslersem, onlar da bana karşılık verir. Yani bir lokantada çalışan garson asık surat olursa, o lokantaya zarardır, batmasına nedensidir. Ben de bunlardan memnunum. İnşallah onlar da benden memnundur. Çünkü ben onlara elimden geldiğince iyi davranmaya başlıyorum. Yesin onun nenesi, yesin onun nenesi. Gel, bağa git. Bağa git. Çiğer, çiğer.